Halk Kitap Evi'nin sunduğu Medya Mahallesi devam ediyor. Efendim tekrar birlikteyiz. Konuğum Önay Alpago, deneyimli bir siyasetçi, eski bakan ve İstanbul seçimlerinde de demokrasi nöbetçisi. Adım adım izledi sandık kurullarında neler oluyor neler olmuyor. Hem o kişisel gözlemleriyle, bilgileriyle hem de hukukçu kimliğiyle yaptığı araştırmalarla yolumuzu aydınlatıyor. Birçok mesaj var. İlk defa anladık diye AKP ne yapmaya çalışıyor ama ne yapamayacak meselesini, eğer yapmış görünürse Yüksek Seçim Kurulu'nun nasıl korumakla yükümlü olduğu yasayı ihlal etmiş sayılacağını anladık. Şimdi ayrıntılara gireceğiz ama zaten yukarıda görüyorsunuz sürekli Binali Yıldırım fotoğrafı vereceğim de onun için zihin sürçtü. İmamoğlu dün gece saat işte yarıma doğru Maltepe'de sayım bitti. Yaklaşık 14.000 oy farkıyla bütün İstanbul'da İmamoğlu başkan. Bugün gün içinde İl Seçim Kurulu'ndan bir çağrı yapılıp mazbatanın verilmesini gerekiyor. Lazım. Şimdi biz bunu bekleyeceğiz. Bu arada bir fotoğraf dediğim gibi paylaşacağım. Yeni geldi bu fotoğraf. Zaten bugün çekildi. Yani bir saat önce falan çekildi. Anıt mezarda, Özal'ın anıt mezarında çekildi. Orada, Menderes de orada defnedildi biliyorsunuz. Orada zaten İmamoğlu kameralara söylemişti. Binali Yıldırım da geldi anıt mezara. Karşılaştınız mı, tokalaştınız mı diye gazeteciler sordu. İmamoğlu da dedi ki ya gördüm ama dedi. Ben hatta dedi görünce merhabalaşırız diye arabadan erken indim dedi onun bulunduğu yerde. Fakat dedi Binali Yıldırım hızlı hızlı yürüyünce dedi ben de artık üstelemedim dedi. Fakat daha sonra bir araya gelmişler. Notlardan, haberlerden anladığım kadarıyla da zaten Binali Yıldırım'ın yanına gene giden İmamoğlu olmuş. İşte tokalaşmışlar, kibar cümleler sarf etmişler. Şimdi bu fotoğraf kazananla kaybedeni bir arada gösteren seçim sonrasındaki en önemli kare. Yani günün anlam ve önemine uygun en önemli kare değil mi? Ne anlatıyor Önay Alpago? Hani gördükleriniz, onlar hislerden söz ediyor. Hadi ben de hisleri sorayım. Hissettikleriniz, Binali Yıldırım'ın ve tabii perde arkasında Erdoğan'ın İstanbul'da seçimin kaybedildiğini kabullendiğini söylüyor mu? Söylüyor. Her ne kadar bu bir kutlama tokalaşması değilse de, yani Sayın Binali Yıldırım'ın Ekrem İmamoğlu'nu kutlamak adına yaptığı bir tokalaşma değilse de, yine de bu tablo, bu seçimin sonucunun bir fotoğraf içinde kamuoyuna sunulduğu gibi yorumlanabilir. Tabii Ekrem İmamoğlu her zamanki tevazu ile, yaşının daha genç olmasıyla da ve büyük tecrübeleri olan, devlet adamlığı yapmış olan Sayın Binali Yıldırım'ın elini sıkmakla da kendisine düşen nezaketi, efendiliği göstermiş oldu. Zaten demişti gelin beraber çıkalım, pazarları beraber gezelim, maça beraber gidelim diye Ekrem İmamoğlu böyle bir zeytin dalı da uzattı zaten. Yani neticede seçim bitti. Ama bundan sonraki adayların medeni ilişkilerini sürdürebilmeleri açısından toplum içinde de birlikte dolaşabilmeliyiz, yemek yiyebilmeliyiz, maça birlikte gidebilmeliyiz diye de bir çağrısı olmuştu. Umarım bu resim AKP kanadının Ekrem İmamoğlu'nu kutlamak için de elini sıktığı bir başka fotoğrafa dönüşür. Umarım. Onu göreceğiz. Onu göreceğiz. Aslında bana sorarsanız da hem Erdoğan hem de Yıldırım seçim günü gördüler. Zaten öncesinden de anlamışlardı. Öncesinden anketlerden biliyorlardı. Zaten. Anketlere güvenmeyin derken o sonucu orada gördükleri için söylüyorlardı. Şimdi anlaşılır, evet, anlaşılır yanları var seçim sonucunun, anlaşılamayan yanları var. Kolayca anlaşılan cümleler var. İki kere okusanız da anlayamadığınız cümleler var. Nasıl yani? İsim verir misiniz? Bir örnek vermek istiyorum. Seçimden sonra sık sık ekranda gördüğümüz bir isim var. Bu isim Adalet ve Kalkınma Partisi'nin seçimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı Ali İhsan Yavuz. Yani İstanbul'daki de bir numaralı sorumlu. İstanbul'un da bir numaralı sorumlusu diyebilirim. Şimdi ona bir soru soruluyor. Biraz evvel benim söylediğim konuda deniyor ki o zaman ilçelerde de yenileme istemediniz mi? İlçelerde de yok mu aynı şey? Yalnızca il için istiyorsunuz. Yani neden sadece İstanbul, yani Binali Yıldırım için başvuruyorsunuz, ilçeler için başvurmuyorsunuz? Eğer seçimde bir sorun varsa, evet, sandık, çünkü soracağım. Sandık kurullarının oluşumunda büyük usulsüzlük var diyorlar. Sandık kurulu usulsüzlüğü varsa ilçelerde de var. Peki neden orası için başvurmadınız? Sorun da çok net değil mi? Anladınız. Şimdi bakalım yanıtı anlayacak mısınız? Ben hemen anlayamamıştım ama belki izleyicilerimiz ve sizler anlarsınız. Diyor ki, aynı usulsüzlüklerin tamamı birebir örtüştüğü şekliyle ilçelerde yok. Var mı? Var. Ama birebir aynısı mı? Aynısı değil. Bir daha okur musunuz? Zahmet olacak. Estağfurullah. Aynı usulsüzlüklerin tamamı birebir örtüştüğü şekliyle ilçelerde yok. Var mı? Var. Ama birebir aynısı mı? Aynısı değil. Şimdi buradan ben tam anlayamadım gerçekten. İlçelerle Büyükşehir Belediyesi için bu aynı usulsüzlükler var mıymış, yok muymuş? Siz anladınız mı? Ben anlayamadım. Sonra bir soru daha soruluyor. Ya bir insan ne diyeceğini bilmiyorsa ne yapsın? Önce yok diyor, sonra var mı var diyor. Aynısı değil diyor. Birebir aynısı mı diyor. Aynısı değil diyor. Bir soru daha soruluyor. Diyor ki, ortada bir suç var diyorsunuz. Peki suç varsa bir de suçlu olmalı. Gazeteci mi soruyor buna? Televizyonda sordular. Tamam. Evet. Suçlu kim diyorlar. Şöyle yanıt veriyor. Önce seçimi iptal edelim, o sonraki iş. Ha, evet. Sonra suçlu aramaya çıkacağız. Evet. O başka konu. Yani bu ne demektir? Yüksek Seçim Kurulu'na da siz önce seçimi iptal edin, biz delilleri arkadan getiririz. Biz gerekçeleri arkadan getiririz. Nasıl suç var diyor ama suçlu sonraki iş diyorsak, biz delilleri de size sonradan getiririz. Siz hele de 3 bavulla geldik. Bakın görsel algı yaratılıyor orada. Vay canına, 3 bavul. Delil geldi bu Yüksek Seçim Kurulu'na diye. Çünkü bakın biz içini konuşuyoruz ama bu başvurunun usulünü konuşuyoruz, içinde ne var ne yok konuşuyoruz ama bu yandaş medya... Bu seçimin iptali gerekir. Doğru. Bu bir görsel algıdır. Görsel ve düşünsel bir algıdır bu. Peki şimdi o bavullara tekrar dönelim. Şimdi o bavulların içindeki itiraz gerekçelerinden biri... Bir televizyonu yeni açmış olanlar olabilir. Önay Alpago 1. bölümde çok net şunu anlattı. Olağanüstü itiraz, çünkü hukukta usul, takvim, süreç belirleyicidir. Belirleyici. Olağanüstü itiraz başvurusunda usul gerekçe kriterleri kesinlikle yok diyor, anlattı nedenini. Ya İlk 7 günde itiraz etmeleri gerekiyordu ya da bugün birleştirme tutanakları tutulduktan sonra bugün itiraz etmeleri gerekiyordu. Yani ya geç kaldılar ya da erken davrandılar. Dolayısıyla olağanüstü itiraz olmaz. Tam kanunsuzluk meselesinde de zaten kriterler uymuyor. Ama YSK'nın gene de mış gibi yapacağı iddia ediliyor ya, özellikle AKP'liler tarafından. Onun için ben de mış gibi soracağım. Diyorlar ki sandık kurullarında olağanüstü usulsüzlükler var. Sandık kurul başkanları, üyeleri vesaire, şimdi bunu parti müşahitleri için söyleyemiyorlar. Çünkü parti müşahitleri partilere bağlar herhalde, değil mi? Evet. Dolayısıyla kamu görevlerinden mi söz ediyorlar? Evet. O kamu görevlerinde usulsüzlük varsa bunun birinci sorumlusu kimdir? Kamu görevlileri dediklerimiz insanları yaptıkları yasadaki son değişikliğe göre nasıl seçiyorlar? O ilçedeki bütün kamu görevlilerinin listesini kaymakamlar çıkarıyor ve ilçe seçim kuruluna veriyor. Benim kamu görevlilerim bunlar diyor. Hatta gerekenden daha fazlasını gösteriyor. Bu liste ilçe seçim kuruluna veriliyor. İlçe seçim kurulunun başkanı da yargıç, en tecrübeli yargıç. Bu gönderilen listelerin içinden sandık başkanı ve sandık görevlilerini belirliyor ilçe seçim kurulu. Peki bu kamu görevlilerini kim atamış zamanında? İçişleri Bakanlığı, daha sonraki değişiklikle de Cumhurbaşkanı. Yani kaymakamları, valileri kimin tayin ettiği belli. Muhalefet etmiyor, iktidar tayin ediyor. Peki, yani bunlar hani daha önce defalarca olduğu gibi kandırılmışlar mı? Ne olmuş? Onun dışında bu sandık görevlileri bu listelerin içinden çıktığına göre ve kaymakamlar bu listeleri yaptığına göre kaymakamlara atayan da belli, kamu görevlilerine atayanlar da belli. Bu iktidarın gücüdür, iktidarın elindeki bir imkandır. Eğer bunların yarısı, bir tanesi bile yanlış olsa, bir tanesi bile usulüne uymayan bir görevli bile olsa, bunun sorumluluğu ona oraya atayanlardadır. Sonra kamu görevlisi ne demek? Kamu görevlisi deyince sadece 657'ye tabi olanlar açıklanmıyor. Kamu görevlisi bazen sürelidir, bazen süresizdir, bazen geçicidir orada. Hepsi kamu görevlisidir. Ama diyorlar ki bunlar yanlış oldu. Peki, bakınız 31 Ocak'tan önce yani 31 Ocak'ta listeler kesinleşiyor. Hı hı. 28 Mart'a kadar da Adalet Bakanlığı ve YSK bu konuda bir kütük yapıyorlar. Hı hı. Bu kütüğün içinde artık seçmenler de var, görevlilerin isimleri de var, hepsi var. Bunlar kimlerdir biz bilmiyoruz. Ama iktidar biliyor. Çünkü seçmen listelerini hazırlayan da Nüfus İşleri Genel Müdürlüğü, yani İçişleri Bakanlığı'na bağlı bir kuruluş. Ay, iyi ki kamu görevlilerini de oralarda görevlendiren yine İçişleri Bakanlığı, yani devletin kendisi. Şöyle de bir şey var ama herhangi bir tutuklu tahliye edilmiş olabilir bütün bu süreçler içinde. Hı hı. Tahliye edilmiş olması demek, onun kaldığı yerden hayatına devam edebilmesi demek. Beraat edebilmiş olabilir, beraat etmiş ve görevine iade edilmiş olabilir. Bunların hepsi kanunun doğru ve haklı saydığı durumlardır. Bunların dışında ise oradaki görevliler, o görevlileri orada görevlendirmiş olanlarındır sorumluluk. Sonra ben şunu anlamıyorum, benim oyum, yani milli irade, vatandaşın, seçmenin oyu, eğer sandık kurulları hatalı oluşturulduysa, yanlış oluşturulduysa niye bedelini ben ödeyeyim? Ama ben niye bu bedeli ödeyeyim? Bir dakika, öyle demeyin. Ben şimdi Ali İhsan Yavuz Bey'i anladım. Yani ne diyordu? Suç var mı? Var. Tamam. Sonra suçluya bakarız diyordu ya. O sonraki iş diyor. Şimdi şunu demeye çalışıyor. Ortada bir suç var da suçlu biziz. Karıştırmayın. Evet. Yani o zaman bu anlattıklarında zabıt çıkar. Böyle. Biz aynen suçluyuz, böyle orayı karıştırmayın. Biz önce bir suçuna şeyine bakalım. Onun da suç olup olmadığının ispat edilmesi lazım. Yani kolaylıkla ayrıca böyle bir isnat, bir suçlama, bir şüpheye, şaibeye, ben öyle hissediyorumlara dayalı bir itiraz olur mu Allah aşkına? Başından beri söylediyor. Bakın bir şey daha kendisine soruluyor. Deniyor ki bir takım eller bunu organize etti diyorsunuz. Kim bunlar diye soruyorlar. Video kaydı var. Yanı şöyle. Bakın şimdi yani. Bir daha. Bir takım eller organize etti bunları diyorsunuz. Evet. Kim o eller deniyor video kaydında. Bakın şimdi yani. Kem ve küm. Evet. Çünkü ben bir şey söyleyeceğim. Bu kemleküm zaten çok karanlık. Vallahi gerçekten. Ama işte bu hukuku zedeliyor. Bakın bu milli iradeye de saygısızlık. Şimdi bakın, bir oyun bile kıymeti var bu ülkede. Herkesin oyu son derece kıymetli. Ben oyumu kullanmışım. Bana ne sandık başındakinin doğru tayin edildiği, yanlış tayin edildiği. O benim kabahatim değil ki. Benim oyum da o sandık görevlisinin uymayan koşullarda görevli olmasının bedelini ben mi ödeyeceğim? Şimdi Ali İhsan Yavuz İstanbul seçimi herhalde tarihe geçer. 16 gün boyunca bitemeyen. Ali İhsan Yavuz da tarihe geçer. Evet, Ali İhsan Yavuz da bu seçimin en şahane sempatik karakteri olarak bence tarihe geçmeli. Şimdi bugün bir basın toplantısı düzenledi. Tabii ki yandaş medya vermelere doyamadı. Şimdi oradaki bir cümleyi size okuyacağım. Aynı ile baki. Şimdi zaten Can Coşkun attı notunu. İtiraz gerekçelerini açıklıyor. Yani neden itiraz ettiniz, değil mi? Cümle aynen, bakın tırnak içinde okuyorum. Şöyle. Ne yapıldı bilmiyorum ama CHP'ye yarasın diye yapıldı. Bundan daha büyük itiraf olamaz. Ama yani bundan daha büyük bir itiraf olamaz. Ne demek bu? Ne yapıldı bilmiyorum. Ne yapıldı bilmiyorum ama CHP'ye yapılsın, yarasın diye yapıldı. Yani inanılır gibi değil. Yani bizim hem de diyor, itiraz edeceksiniz hem ne yapıldı bilmiyorum diyeceksiniz. Bu ama şöyle, ne yapıldıysa bilmiyor. Ama CHP yaradığını biliyor. Fakat bunu CHP kurguladı da diyemiyor. CHP kurguladı iddiasında değilim diyor. Ama diyor CHP'ye yaradı diyor. Dolayısıyla diyor birlikte biz el ele verelim diyor. Bunu ortaya çıkartalım diyor. Şimdi kendileri masum yapmadı bir şeyi. CHP yaptı demiyorlar, diyemiyorlar zaten. Yani ortada böyle bir iddia yok. Ayşen Hanım, CHP ilk defa oyunu çaldırmamayı öğrendi. Nereye ne yapsın? İlk defa oylarını korumayı, kontrol altında tutmayı öğrendi ve müthiş bir motivasyonla öğrendi. Ama bunu ne olur müsaade, bir daha okuyabilir miyim? Hanımefendiler, beyefendiler, ne olursunuz. Şefkat duygusuyla okuyacağım. Çünkü yani bir siyasetçinin, bu beyefendi AKP Genel Başkan Yardımcısı, İktidardaki partinin genel başkan yardımcısı. Gelişgüzel bir insan değil. Şimdi diyor ki beyefendi, ne yapıldı bilmiyorum ama CHP'ye yarasın diye yapıldı. Bakın üç harfliler olabilir. Cin diyemiyorum, müzik kızıyor. Üç harfler yapmış olabilir. Şey yapmış olabilir, Bahçeli'nin 5 harfleri yapmış olabilir. Lobiler var. Dolar lobisi, faiz lobisi. Onlar yapmış olabilir. Onlar da 4 harfli oluyor, faiz, lobi. 4 harfler yapmış olabilir. Dış güçler. Yani her şey olabilir. Ne yapıldı bilmiyorlar ama CHP yarasın diye yapıldı. Ne diyorsunuz? Yeni Zelandalılar bile yapmış olabilir. Bakın şimdi bu bölümü var mı ekleyeceğiniz bir not bu itirazlara falan dair? Tabii var. Mesela şey diyorlar bir yerinde de, organize bir usulsüzlük var burada diyorlar. Böyle bir sistem varsa eğer, organize bir usulsüzlüğü yaratabilecek bir sistem varsa bu muhalefette değil iktidarda olur. Üstelik iktidar bunu gayet iyi bilir. Mezarlardan çıkarın, oy kullandırın diyen de iktidar partisiydi zamanında. İktidar partisine daha doğrusu mesaj veren eski dostlarıydı. O nedenle bu organize usulsüzlüğün, sistemli bir organize usulsüzlüğün nasıl yapılacağını muhalefet değil iktidar bilir. Ölü seçmen var diyorlar. Nerede, kaç tane, hangisi? İsimlerinin tek tek, ben bilmiyorum, ne olduğunu bilmiyorum, CHP'ye yaradı demek yetmiyor. Kaç tane ölü seçmen var, ne zaman ölmüş, kayıtlarda var da daha mı sonra ölmüş, buna rağmen mi oy kullanmış, nasıl kullanacak ki herkesin vatandaşlık numarası varken? Kısıtlılar oy kullandı diyor. Bir de geçerli oy, geçersiz oy, geçerli oy, hatalı oy deyip durdular. Sonuçta görüldü ki İstanbul'da 6.000 tane maddi hata tespit edildi. 7.000 tane de geçersiz oy tespit edildi, Maltepe hariç. Şimdi maddi hata şu Ayşenur Hanım. Tutanaklara geçirilirken partilerin aldığı oyları, sütunların arası 0.5 santimetredir. Ya, yarım milimetre. Buraya o rakamın sığdırılması gerekiyor. Ama bazen o bir hata nedeniyle ya ilk sayının ilk numarası ya da tamamındaki son numarası oraya yazılmamış olabiliyor ya da üstten alttan herhangi bir numarada oraya kaydedilmiş olabiliyor. Dediğim gibi sütunların arası çok küçük olduğu için. Dün ben üniversitede öğrencilerimin sınav notlarını açıkladım. 70 alan bir öğrencim geldi daha sonra. Hocam ben sistemde 0 gözüküyorum dedi. Aa, evet. Oluyor böyle. Olur mu oğlum yani, dedim, sen 70 aldın ama sisteme girerken 7'ye 60, 0'ı koymuş orası. Bunlar her zaman olur. Her seçimde maddi hatalar olur. Bunlar hile değildir. Bunlar usulsüzlük değildir. Bunlar şaibe değildir. Bunların da hepsi zaten sayıldı. Tam sözün burasında bir şeyi söylemek istiyorum. Bakın Sayın İmamoğlu'nun adaylığının, vazbatasının nihayet biten torbalar, sayımlar, kağıtlar, pusulalardan sonra açıklandığı gün çok da güzel bir güne denk geldi. Köy enstitülerinin kuruluş yıl dönümüdür bugün. Tabii, tabii. Onu ülkemizin finalde paylaşacaktım. Çok önemli bir gün. Evet, evet. Aydınlık yıllarının, gençlerinin, kuşaklarının yetiştirildiği bir okulun, eğitimin açıldığı güne denk geldi. Bu arada şunu da ekleyelim. İmamoğlu'nun vaatlerinden biri İstanbul'da evet, kent enstitüleri kurulması. Yani köy enstitülerinin ve şehir versiyonunu kurmak. Çünkü zaten köyde adam kalmadı diyor. Köyde evet, insan bırakmadılar. Kente göçlerle köyler tabii, boşaldı. Üretimsizliklerle, göçlerle boşaldı. İkincisi adalet yürüyüşünün bittiği yerde son karar alındı. Maltepe'de. O da bir anlamlı. Ve Türkan Saylan adını taşıyan bir merkezde adalet teslim edildi. Çok önemli. Şimdi bu bölümü İstanbul'u İstanbul'lu belediye seçimleri açısından hem de genel olarak çok anlamlı bir isimle noktalamak istiyorum. Sonra başka işte Ankara'ya gideceğiz, Diyarbakır'a gideceğiz ama İstanbul'u Zülfü Livaneli ile bitirmek istiyorum. Zülfü Livaneli medyanın 50 tonu .com sitesinde karanlık yüzünü bilerek oylarını çaldırmaz diyor. Ne demek istiyor? Böyle bir yazıya hiç niyetli değildim aslında diyor Zülfü Livaneli. Çünkü eski defterleri açmak hoşuma gitmiyor ve parti siyasetiyle hiçbir ilgim yok. Ne var ki bugün olup bitenleri anlamak açısından 94 seçimlerine göz atmak yararlı olabilir. Belediye başkanı oldu evet o dönemde ve siyasal İslam'ın uzun ince yoldaki yürüyüşü öylece başladı. Bütün bunları anlatıyor. Neler yaşandığını tek tek tarihe kayıt düşüyor. Sonunda şunu söylüyor. Bugün olup bitenlerin ve seçimi bileğin hakkıyla kazanan Ekrem İmamoğlu'na yapılanların daha iyi anlaşılması için yazdım bu yüzüğü. Ne var ki bu kez karşılarında siyaseti iyi bilen ve bu işi gerçekten isteyen bir aday var. CHP örgütü aslanlar gibi çalışıyor diyor. İletişim olanakları çok fazla. Sosyal medya ve internet gazeteciliği var. En önemlisi de insanlar uyandı diyor. Şimdi verelim o grafiği ekrana arkadaşlar. Ekrem İmamoğlu kaybedilen 25 yılı telafi edecektir. Hiç kuşkum yok. Tüylerim diken diken oldu okurken. İyi ki ölmeden bugünü gördüm diyor. Seçimi kaybetmiş, seçim kaybettirilmiş bir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı ama hiç önemli değil. Bir sanatçı olarak bu ülkenin tarihini, şarkılarına, yazılarına zaten kayıt düşmüş bir insan olarak Zülfü Livaneli diyor ki iyi ki ölmeden bugünü gördüm. Zülfü Livaneli'nin aday olduğu o seçimde ben de İstanbul'da seçim koordinatörü olarak görev yapmıştım. Siz mi? Aa. Evet. Ne kadar eski görüyorsunuz. Yok canım ben de o sırada gazeteciydim yani. Hani hep beraber evet, tanık olduk bunlara. 25 yıl Sosyal Demokrat Halkçı Parti'nin SHP'nin adayıydı. Murat Bey de benim İstanbul seçimlerinin koordinatörü olmamı istemişti. Bir ay İstanbul'da kalmıştım. Ve inanılmaz bir sevgi görmüştü Zülfü Bey o seçimlerde. İnanılmaz bir heyecan görmüştük. Kendisine olan sevgiyi görmüştük ama oyların ne yazık ki o üç partiye bölünmesi nedeniyle SHP, CHP, DSP arasında dağılmasından sonra Recep Tayyip Erdoğan %25 oyla belediye başkanı seçilmişti. Ve Zülfü Livaneli'nin hatırlattığı koşullarla bütün bunlar evet, yaşandı. Evet, evet. Bakalım şimdi, şimdi tabii eğer böyle gelirseniz o zaman kaybettiğinizde de ya karşımdaki de böyle mi kazandı diye düşünmez misiniz? Doğru. Doğru. Yani öyle geldiler, aynen öyle düşünüyorlar. Aynen öyle. Şimdi gelelim Ankara'ya. Son olarak şunu söyleyeyim tabii, isterim izin verirseniz. Yüksek Seçim Kurulu'na da YSK bir devlet kuruluşudur. Ama milletin verdiğini devlet vermiyorum diyemez. Bu seçimi millet kazanmıştır. Milletin oylarıyla bir aday kazanmıştır. Yani milletin iradesi diyorlar ya. Milletin iradesine devletin iradesi hayır diyemez. Ankara'da tuhaf bir durum var dedi Önay Alpago reklam molasında. Mansur Yavaş tamam oturdu makamına. Evet. Nedir peki tuhaf Tunç olan? Tunç Soyer'in anlatımından ben de öğrendim. Ankara'ya gitmişti ziyarete hem Sayın Genel Başkanımızı hem Sayın Mansur Yavaş'ı. O söyledi, belediye binasının en üst katında bir kat, yani en üst katındaki kapı göz okuyarak açıldığı için şu ana kadar açılamamış. Orada ne var bilinmiyor. Ha. O kapı göz okuyarak herhalde benim gözümle, sizin gözünüzle açılmıyor. Mansur Bey'in gözüyle de açılmamış. Göz okuyarak açılan bir kapıymış. Kaç gün geçti aradan? Ama kaç gün geçti aradan? Acaba ne var? O kapının arkasında ne var? Evet. Bakacağız. Bir de şimdi Diyarbakır'a uzanacağız. Diyarbakır Belediye Başkanı kayyuma rağmen HDP eş başkanı kazandı biliyorsunuz. Selçuk Mızraklı doktor. Yanında gazetecilerle kamerayla girdi ilk kez makam odasına. Bir bildiği varmış, bir bildiği varmış. Kendisinden önce orada oturan kayyumun hani küçük bir saray benzetmesi yapmışlar gazeteciler ve başkan ama neler orada Diyarbakır yerine hani nasıl süsle püsle uğraştığını göstermek istemişler anlaşıldığı kadarıyla. Bir eşlik edelim bakalım biz de kameraya. İstanbul'da iptal gerekçesi olarak kullanıyorlar. Şimdi KHK ile daha önceki fotoğraf da buymuş. Gültan Kışanak'ın makam odası böyleymiş. Can Coşkun şimdi bulmuş gösteriyor. Yani şimdi itibardan yapmışlar. Ne ayıp Gültan Hanım, ne ayıp, itibardan tasarruf etmişsiniz. Ona da selamlar olsun Gültan Kışanak'a. Şimdi KHK meselesini biz de anlatır mısınız bir hukukçu olarak? Acaba yargılanmamış, hüküm giymemiş bir insan sırf bir kuşku üzerine, bir ihbar üzerine kanun hükmünde kararnameyle açığa alındı diye kamusal haklarından böyle mahrum edilebilir mi? Şimdi 2972 sayılı kanunumuzun 9. maddesi seçilme yeterliliği başlığını taşır. Nelerdir o seçilme yeterliliği? Onları yazar ve 2839 sayılı milletvekili seçim kanununa da gönderme yapar. Oradakiler gibidir der. Orada ne diyor seçilme yeterliliğinde? İlkokul mezunu olmayanlar, kısıtlılar, askerlikle ilişik olanlar, kamu hizmetinden yasaklılar, kesin mahkumiyeti olanlar milletvekili seçilemezler. Bunun aynısı diyor yasa, belediye başkanlığı içinde böyledir. Yani bunu esas almış bir norm olarak. Şimdi milletvekili seçilebilen kişi KHK'lı olduğu için belediye başkanı seçilemiyor. Buradaki sayılanların hiçbiri bir KHK'lıya uymuyor. Sayın İbrahim Kaboğlu, kanun hükmünde kararnameyle biliyorsunuz üniversitedeki işine son verilmişti. Ama gitti belediye başkanı oldu. Milletvekili. Pardon, milletvekili oldu. Seçildi. Milletvekili seçildi. Şimdi milletvekili seçilmeye engel olmayan bir yasal düzenleme, aynı durumdaki bir insanın belediye başkanı seçilmesine farklı bir yorum ve yasak getiremez. Yaptılar. Yanlış. Yapılan yanlış. İkincisi, anayasa değişiklikleri de yaşadık biz. Oralarda da herhangi bir kararnameyle görevden alınanlar aday olamaz diye bir madde yok. Ama en önemlisi zaman zaman Yüksek Seçim Kurulları seçim öncesi genelge yayınlar. Bu genelgelerde kanundakilere ek olarak bir düzenleme yapar. Böyle bir düzenleme de yok. Yani kanun hükmündeki kararnameyle işinden atılanlar aday olamazlar diye bir genelgesi de yok Yüksek Seçim Kurulu'nun. Yüksek Seçim Kurulu o zaman bildiğiniz zaten yasaya aykırı davranmış. Yüksek Seçim Kurulu adaylıkları kabul etmiş. Evet. Seçmen listeleri asıldığı gibi aday listeleri de asılır biliyorsunuz seçimlerde. O aday listeleri askıda kaldığı süre içinde de hiçbir itiraz yok. O halde seçimlere girebilir. Değil mi? Bu mantıkla seçimlere de girmiş bu insanlar. Ve seçimlerde kazanmışlar. Şimdi deniyor ki sen belediye başkanı olamazsın. KHK ile atıldın. Aday oldum. Aday olmak serbest. Seçimi kazanmak serbest. Ama belediye başkanı olmak yasak. Böyle bir hukuk olur mu Allah aşkına? Hukukta çifte standart olur mu? Roma hukukundan beri gelen bir prensip vardır. Silahların eşitliği denir. Yani tabanca tüfek değil burada şüphesiz ki kastedilen. Silahların eşitliği her iki tarafın, hukukun taraflarının eşit silahlar içinde mücadele edebilmesidir. Şimdi kanun hükmündeki kararname zaten Türkiye'nin çok kanayan bir yarası. Pek çok insan bu kararnamelerle görevlerinden alındı. Bir kısmı beraat etti, bir kısmı takipsizlik kararı aldı ama hala görevlerine dönemiyorlar. Bu bir kere kanayan bir yara. Pek çok insan atıldığı günden bu yana hakkını istiyor. Yani ben beraat ettim diyor, bu yargı kararım. Ya da hakkımda takipsizlik verildi, herhangi bir davam yok. Peki beni neden görevime iade etmiyorsunuz? Bu zaten bir kanayan yara. Aileler için ekonomik olarak, onurlarının kırıklığı olarak bir yara. Şimdi de hiçbir engel olmamasına rağmen, üstelik de kanun hükmündeki kararnameler olağanüstü hal boyunca hüküm ifade eden bir hukuki yapı olmasına rağmen, olağanüstü hal bitti. Bir hukuk düzeni var, belediye başkanı olamıyorsunuz, milletvekili oluyorsunuz. Aday olabiliyorsunuz. Ama başkan olamıyorsunuz. Böyle bir hukuk olmaz. Hukukta çifte standart olmaz. Çifte standart varsa adalet yoktur zaten. Şimdi ortada ne var ben onu merak ettim. Hani adalet yok, hukuk çiğneniyor. Kayyum atar gibi ikinci sıradakilere. Diyarbakır'ın ilçesiydi, Bağlar ilçesinde. HDP'li aday %70 oy alıyor. 9 hatırladığım kadarıyla 9 HDP'li adayın mazbatası verilmedi. Arkasından gelen ikinci sıradaki genellikle de AKP'lilere verildi. HDP adayı %70 alıyor. AKP adayı %25 alıyor. %70 olan kişinin başkanlığını kabul etmiyorsunuz. Dolayısıyla ona oy verenlerin de iradesini hiçe sayıyorsunuz. %25 alanı belediye başkanı yapıyorsunuz. Yani adaya da haksızlık, ona oy veren insanlara da haksızlık. Biz İstanbul'a odaklandık. Dolayısıyla ben gerçi hani fırsat buldukça bunları paylaşmaya çalıştım ama bir yere kadar İstanbul çünkü 16 milyon insanla ve ürettiği gayri safi milli hasılayla çok önemli bir yere sahip. Dolayısıyla sadece bizlerin değil, dünyanın gözü de İstanbul'da. Ama bakıyorsunuz işte Diyarbakır'da. Devlet vatandaşına tuzak kurmaz Ayşenur Hanım. Burada devlet vatandaşına tuzak kurmuş. Aday olabilirsin demiş. Çok ciddi bir şey söylüyorsunuz. Evet, aday olabilirsin demiş. O insanlar aday olmuş. Çalışmış, para harcamış, masraf etmiş, seçime girmiş, kazanmış. Şimdi diyorsunuz ki sen başkan olamazsın. O zaman niye adaylığını kabul ediyorsun? Evet. Efendim birazdan belki bir parça erken çıkacağız 3-5 dakika kadar. Çünkü İstanbul'da seçim koordinasyonundan sorumlu Muharrem Erkek Genel Başkan Yardımcısı bir basın toplantısı yapacak. Artık yukarıda da hep baştan beri görüyorsunuz sayım bitti ama fark kapanmadı. Yaklaşık 14.000 oy farkıyla İmamoğlu yarışı önde bitirdi ve artık başkan. Bugün de mazbata bekleniyor. Bu noktada bir genel fotoğraf çekecek herhalde Muharrem Erkek. Biz de o fotoğrafın öncesinde işte detayları paylaştık. Özellikle Ali İhsan Yavuz'dan çok yararlandık, eksik olmasın. Dedi ki en son basın toplantısında o da ne yapıldı bilmiyorum ama CHP'ye yarasın diye yapıldı demiş. Şimdi bir gazeteci dostum Ahmet Özay da bir mesaj paylaşmış Twitter'da ondan okudum. Diyor ki Ali İhsan Yavuz Bey bizim nihai talebimiz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanları oyları yeniden sayılsın. Seçimler yeniden yapılsın. sorumlular AK Parti'nin içinden de olsa cezalandırılsın. Tekrar okuyorum. Bir seferde anlaşılmıyor. Bir seferde çok derinlikli bir insan olduğu için bir seferde anlayamazsınız. Ben anlayamıyorum şahsen. Bizim nihai talebimiz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı oyları yeniden sayılsın. Yani seçimler yeniden yapılsın. Sorumlular AK Parti'nin içinden de olsa cezalandırılsın. Şimdi yeniden zaten fatura yeniden yapılsın mı? Yapılsın. Ben öyle anladım, bilmiyorum. Sizler ne anladınız? Dün sizden hani soyadlarına göre demişti ya Mevlüt Uysal. Bakıyorsunuz soyadlarına göre bizim partiden oldu. Yani AKP'li AK Parti diyor tabii o. Oldu anlaşılanların diyor oyları geçersiz sayılmış diyor. Şimdi beyefendi size oy verecek olan vatandaşlar yanlış yapmışsa bunun faturasını niye biz ödeyelim? Bu soru bir yana. Soyadlarına gelelim, siz nereden anladınız onun AK Partili olduğunu? Dedim ki birçok isme uygun yer bulduk da Bahçeli'ye ben yer bulamadım diye izleyicilere sordum. Çok teşekkür ediyorum. Çok sayıda paylaşım geldi. Ağırlıklı tahmin şu, Bahçeli soyadı için arka bahçe, AKP'nin arka bahçesi ya da iktidarın arka bahçesi olduğunu düşünüyor herhalde izleyiciler. Katkılarına teşekkür ederim. Bakalım Ali İhsan Yavuz hakkında ne düşünüyorsunuz? Belki onu da yarın paylaşırım. Şimdi sorumlular AKP'de ise gereği yapılır diyor ya, bakın istifa furyası başladı AKP'de. İstifa ediyorlar il başkanları ama istifa ettiriliyorlar daha ziyade. Belediye başkanları istifa ettirilmişti. Şimdi il başkanları, İzmir'de fatura kesilmişti. İl başkanı istifa etmişti. Arkası gelecek demişti. Karaman'dan da gene bir istifa haberi geldi. 26'sında bir kampa girecek AKP. Ne bekliyorsunuz? Erdoğan YSK'ya bıraktım diyor. Son olarak öngörünüzü sorayım Önay Alpago. 1. YSK ne yapar? 2. Erdoğan bunun faturasını kime nasıl ödetir? Siz konuşurken bir anda şeyi düşündüm. CHP'ye yarasın diye yapmışlar diyor ya belli ki. Demek ki görevden alınan ve istifa ettirilen AKP'liler de CHP'ye yarasın diye yapmışlar. Herhalde. Herhalde bunun sorumlularıyla ilgili parti içi bir değerlendirme sonrasında görev değişiklikleri söz konusu olacaktır AKP'de. Yani bunun hesabını soracaktır Sayın Cumhurbaşkanı. Ama daha büyük bir kavga var orada. Yani davadan döndüler, savruldular falan dedi. Evet dedi. Daha önce de söylemişti biliyorsunuz. İşte araca binenler, inenler, trene binenler, inenler vardı. Şimdi savrulanları da saydı. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi içinde zaten seçimlerde de eski dinamiklik yoktu, eski coşku yoktu. Cumhurbaşkanı tek başına taşıdı bu seçimleri neredeyse. O alıştığımız AKP örgütlerinin yüksek moralle çalıştıklarını falan görmedik. Yani isteksiz ve umutsuz bir seçime giriliş tablosu vardı onlarda. Onlar kendi aralarında hesaplaşacaklar. O onların bileceği bir şey. Ama benim Yüksek Seçim Kurulu'ndan beklentim gerçekten bir hukukçu olarak hukuka inanan, hukuku bütün değerlerin üzerinde hepimizin temel güvencesi sayan bir insan olarak Yüksek Seçim Kurulu'ndan bu itirazların kaç bavulla gelirse gelsin, hatta daha büyük bavullarla bile gelsin, hukukun usul ve esasları dikkate alınarak onların içindeki adalet damarının her türlü baskıdan, tehditten daha güçlü bir damar olduğuna inanarak bu talebi reddedeceğine inanıyorum ve onu bekliyorum. Reddetmesi gerektiğini çünkü söylüyorsunuz. Öyle. Yasa, hukuk, kara kaplı kitaplar böyle söylüyor. Böyle söylüyor. Çok teşekkür ederim Önay Alpago. Ben teşekkür ederim. Çok yoğun bir süreçti değil mi? 16 gün. Çok. Bu arada gece bütün yarısı örgüte, gönüllülere, seçmenlere, partililere, il başkanına, il yönetimine görev alan bütün herkese çok teşekkür ederim. Herkes çok yoruldu. Sizinle de paylaşmıştım. Gerçekten para verseler gidemeyeceğim bir birlikteliğin içinde gönüllü olarak bahar oldum. O ateşin başında gençlerle gecenin 1 saatine kadar Ama aynı inançla, aynı moralle, bu sadece Ekrem İmamoğlu'nun oyları meselesini aştı çünkü. Tabii, bu bir cumhuriyete ve demokrasiye sahipliğe dönüşmüştü. Zülfü Livaneli'nin sözleriyle bitirelim mi programı? Diyor ki 1994 yılını hatırladıktan sonra bugüne bakarken CHP örgütü aslanlar gibi çalışıyor. Bu kez karşılarında gerçekten siyaseti iyi bilen ve isteyen bir aday var diyor. Ve herhalde pek çok kişinin yüreğine dokunan cümleyle bitiriyor. Ekrem İmamoğlu kaybedilen 25 yılı telafi edecektir. Hiç kuşkum yok. İyi ki ölmeden bugünü gördüm. İyi ki ölmeden bugünü gördüm diyor Zülfü Livaneli. Pek çok kişi gibi herhalde. İmamoğlu başkan. Burada tarihi yeniden çarkı zamanı geriye çevirip değiştiremeyecekler. Bunu biliyoruz. Mücadele bunun için. Mazbatayı aldığını, koltuğa oturduğunu da göreceğiz. İmamoğlu koltuğa oturacak ve İstanbul'u yönetecek. Hoşçakalın. Yarın AKP'yi içeriden bilen bir gazeteciyle fatura kimlere nasıl çıkartılır onu konuşacağım. Görüşelim. Halk Kitap Evi Medya Mahallesi'ni sundu.